Bir yandan dolar karşısında eriyen TL, diğer yandan önünü alınamayan zam yağmuru halkın cebini yakmaya devam ediyor. Halkın mutfağında büyük bir yangın var. Şekerden yağ, undan pirince kadar her kalemde fiyatlar katlandı. Alışveriş torbası neredeyse her hafta daha pahalıya dolmaya başladı. Geliri sabit kalan milyonlarca kişi çaresizce mahkum oldu. TL'deki değer kaybı sürerken yaşamak her geçen gün daha da pahalı oldu. Kurdaki artış Ocak 2020'den bu yana %100'ü buldu. Halkın parası anlık olarak buharlaşırken dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak iğneden ipliğe her şeye yeni zamlar geldi. Marketler neredeyse günübirlik etiket değiştirmeye başladı. Şekere tek seferde %25 zam geldi. Elektrik ve doğalgaz faturaları katlandıkça katlandı. Türkiye'de hala yaygın olarak kullanılan 12 kiloluk mutfak tüpüne bir ayda 4 kez zam geldi. Ekim'de 150 TL olan tüp, Kasım'da 200 TL'ye fırladı. Girdi maliyetleri artan üreticiler, "Bu halde üretirsek batarız" diyerek üretimi durdurdu. Kimi üreticiler ise artık satarak değil, malını depoda tutarak kazanmaya başladı. Zamlardan un da nasibini aldı. Hatta fırıncılar un bulamaz oldu. Bulanlar ise her güne farklı bir fiyat ile uyandı. Haliyle ekmeğe de ard arda zam geldi. Sadece gıda ürünlerine değil, enerji kalemlerine de fahiş zamlar geldi. Döviz aksırmasıyla akaryakıttaki tarihi artışın ardından pompa fiyatları 10 lirayı aştı. Yalnızca son bir haftada gelen %20 zamma ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu, fiyat hareketleri serbest piyasa koşullarında kamu otoritesinin herhangi bir müdahalesi olmadan oluşmaktadır açıklaması yaptı. Dikkat çeken ifadeler, "O zaman zammı kim yapıyor?" tartışmalarını başlattı. Yılbaşından beri kur %61 yükseldi. Aynı dönemde un, yağ, şeker ve pirinç fiyatları neredeyse %50'nin üzerinde zamlandı. Ocak 2020'de 5,98 olan dolar bugün 12 liranın üzerinde. Bugün en temel gıda ürünleri de son bir yıllık süreçte 2 kat arttı. Ocak 2021'de 70 lira olan 5 litrelik yağ bugün %50 artışla 105 lira oldu. Ocak 2021'de 50 kilogram şeker 200 liraydı. Bugün aynı şekerin fiyatı yaklaşık 300 lira oldu. Yine Ocak ayında 50 kilogram un 115 liradan satılıyordu. Bugün temel gıda ürünlerinin ham maddesi sayılan unun çuvalı 350 lirayı aştı. Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, ana girdisi buğday olan sektörde döviz kurunda yaşanan son artışların tüketiciye yansımasının yılbaşından sonra gerçekleşeceğine dikkat çekerek, bu zammın da en az %15 olacağına işaret etti. Evet, artan hayat pahalılığı dar gelirlinin, asgari ücretlinin geçim şartlarını neredeyse ortadan kaldırdı. Ağır ekonomik şartların faturasını hep bu kesim ödedi. Kamuoyu artık aylık maaşı 50 bin, 80 bin, 100 bin TL arasında değişen siyasilerin ve bürokratların da fedakarlık yapmasını bekliyor. Sadece onların değil, sermayelerini bütünen bankalar ve holdinglerinde ekonomik yükü paylaşmasını istiyor.